herkesin bir arada ailecek beraber oruç açması. Günahlar daha çok azalıyor. 11 ayın sultanı olarak bilinir. Vücutlarının temizlenmesi. Ramazan ayı yaklaşmışken her kişinin Ramazan ayına özel ayrı bir alışkanlıkları var. Ramazan ayına özel alışkanlıklarınız nedir ve Ramazan ayının diğer günlerden farkı nedir? Hep birlikte bakalım. İslam alimiyeti. İslam alimiyeti. Yani 5 vakit namazın kılması, vücudun temizlenmesi oruçla beraber. Çok şeylere farklı. Fakir fukaraya yardım etmek. Yani elimizden geldiği kadar ne varsa yapmaya çalışmak. Herkesin bir arada ailecek beraber oruç açması, iftara kadar ben eskiden mesela iftara kadar nasıl diyeyim arkadaşlara çıkıyorduk, teravihe gidiyorduk, sahura kadar uyumuyorduk. Yani eskilerden bahsediyorum tabii şu an yok ama eski Ramazan ayları virüs döneminden önceki Ramazan aylarında ben sahura kadar dışarıdaydım, arkadaşlarımı geziyordum, eğleniyordum, teravihe gidiyorduk. Ve Ramazan ayının en sevdiğim şeyi yani hala da öyle şöyle söyleyeyim. Ramazan ayında hep beraber, ben Trabzonluyum, hep beraber ailecek toplanırdık, böyle kocaman bir sofra kurulurdu. Orada iftarımızı açardık. İftardan sonra ne bileyim sohbet, muhabbet, bunlar Ramazan ayında bence en güzel yapan şeyler. Ramazan ayı hani günahlar daha çok azalıyor. Yani sevap işleniyor oruç tutularak. Yani sürekli şey, oruç tutuyoruz. Bazıları, evdekiler bazıları oruç tutmuyor. 11 ayın sultanı olarak bilinir. Oruç tutarız, ibadet ederiz. Yani diğer aylardan farklı olarak teravih namazını örnek gösterebilirim. Hem toplumsal olarak bir araya geldiğimiz, hem toplu ibadet edebilmenin hazzını alabildiğimiz, hem de o Ramazan'ın coşkusunu, bereketini yaşayıp deneyimleyebildiğimiz bir atmosfer oluşur. Oruç tutacaksın, güzel namazını kılacaksın, camiye gideceksin. Ondan sonra kimseye kötülük etmeyeceksin. Vallahi ben orucumu tutarım. Şekerim var mı? Ondan sonra namazıma giderim. Ondan sonra tutamadığımızı parasını verin.